Herkese merhaba. Ben Bekir Batu, Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Bugün çok önemli bir yerdeyiz. İyi Parti Sarıyer İlçe Başkanlığındayız ve İyi Parti Sarıyer İlçe Başkanı Sayın İbrahim Temur'un misafiriyiz. Gündemde siyaset, Sarıyer'deki son gelişmeler var ve özellikle herkesin merak ettiği bir soru var. İyi Parti Sarıyer'de aday çıkartacak mı yaklaşan yerel seçimlerde? Tabii konuşacağımız çok şeyler var. Öncelikle Sayın Başkan merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz İlçe Başkanlığımıza. Hoş bulduk. Tabii hem Türkiye'de gündem hareketli hem de Sarıyer'de aslında herkesin gözü İyi Parti'de. Evet. Çünkü İyi Parti'nin dahil olmadığı bir seçim, İyi Parti'nin hesaba katılmadığı bir seçimin kazananı belirsiz. İyi Parti de tabii bir özgül ağırlığı olan bir parti. Dolayısıyla diğer partilerin gözü kulağı da İyi Parti'de ve dolayısıyla Sarıyer'de İyi Parti'nin ne yapacağı merak ediliyor. Önce herkesin merak ettiği, cevabını merak ettiği soruyu soralım. İyi Parti Sarıyer'de aday çıkartacak mı? Çok net, açık ve net söyleyeyim. İyi Parti Sarıyer'de aday çıkartacak. Tek cümleyle bunu net bir şekilde ifade etmem lazım. Hiçbir aması, fakatı, hiçbir şarta bağlı olmadan evet, İyi Parti Sarıyer'de mutlaka bir belediye başkanı adayı çıkartacak. Biz son seçimlerde 23.500 oy aldık. Sarıyer'de yaklaşık %10,5 kadar bir oy aldık. Bu elbette ki bizim daha önce düşündüğümüz rakamların altında bir oydu. Fakat bu bölgede CHP listelerine aday olan milletvekili adaylarımız da vardı. Bunların etkileri de oldu sanırım. Fakat alınan oy elbette ki düşündüğümüzün altında bir oy olmasına rağmen bir ağırlığı olan da bir oy, kıymetli de bir oy. Biz bu oyu yükseltebileceğimizi de daha yukarılara çıkartabileceğimizi düşünüyoruz. Evet, Sarıyer'de sevilen, ağırlığı olan, toplumda sevilen, ağırlığı olan mutlaka bir adayla İyi Parti ruhuna uygun bir şekilde aday çıkartacağız önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde. Evet, görüşmeler zannedersem var. Elbette konuyla alakalı hem il başkanlığımız hem de genel merkez, bu tabii tek ilçe başkanlığının devam ettirebileceği bir süreç değil. Hem ille hem de genel merkezle konuyla alakalı görüşmeler devam ediyor. Belli isimlerle konuşmalar devam ediyor. Mutlaka toplumun karşısına, toplumun benim adayım diyebileceği, rahatlıkla oy verebileceği ve Sarıyer'in sorunlarını çözebileceğine inanacağı bir adayı Sarıyerlilerin huzuruna mutlaka sanırım belki Eylül ayı içerisinde olmaz elbette ama Ekim ayı ve sonrasında çıkartabileceğimizi düşünüyoruz. Evet, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tabii ulusal basına yansıyan bilgiler kadar konuşalım. Bir ittifakın söz konusu olabileceği Evet. ve sürecin şekilleneceği konuşuluyor. Tabii yerellerde nasıl bir ittifak süreci olur veya olmaz, bağımsız aday, İyi Parti'nin aday çıkartma sizin de söylediğiniz gibi mümkün. Şöyle soralım, pazar günü, geçtiğimiz pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ayazağa'daki bir kongresi vardı. 38. olağan kongresinde Belediye Başkanı Şükrü Genç isim vermeden İyi Parti'yi kastederek dedi ki sahada çalışmadılar gibi bir suçlamada bulundu. Tabi siyaseti bilenler o mesajın hangi partiye gittiğini, kime gittiğini biliyorlar. Siz hem bu verilen mesajı nasıl yorumluyorsunuz? Bir de ilaveten şayet ittifak süreci olur veya olmaz veya İyi Parti bir bağımsız aday çıkartmaz. Belki bazı ilçelerde olabileceği gibi Sarıyer'de de böyle bir ittifak olursa Şükrü Genç'in aday olması durumunda Şükrü Genç'i destekler misiniz? Evet. Önce ilk sorudan başlayayım. Şimdi bunu Sayın Belediye Başkanı sanırım 19 Mayıs törenleri sonrasında da bizzat bana da söylemişti. Son derece çirkin, yakışıksız bir suçlama. Bizim partimizin teşkilatı Mart ayında kampanya başlamadan çok önce sahalardaydı ama Mart ayının 6'sı civarında Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının gerçekleşmesinden sonra partimiz, tüm partilerimiz, tüm teşkilatımız seçime kadar, 14 Mayıs'a kadar demiyorum, 28 Mayıs'a kadar 2 ay, 2,5 ay boyunca gece gündüz çalıştılar. Bakın Sarıyer'de, Ayazağa'da, Hacı Osman'da, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaklaşık 1-1,5 ay hiç kapalı olmayan çadırlarımız vardı. Yine FSM'de, Bahçeköy'de, Ayazağa'da seçim bürolarımız vardı. Biz hemen hemen her gün her mahallede dörder beşer etkinlikle, işte esnaf ziyaretinden tutun dernek ziyaretlerine kadar ve orada tek bir şey söyledik. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Yani biz Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy istedik.
tabii ki partimize de o istedik. Fakat belediye başkanı bu maalesef bu saptırmayı ve bu hakikaten yalanı defaatle dile getirdi. Hem 19 Mayıs törenlerinde yaptı hem de kongre konuşmasında izledim. Orada da sanırım bizi kastederek böyle bir cümlede bulundu. Bir kere bu belediye başkanına yakışan bir tavır değil. Biz 2 ay, 2,5 ay boyunca sahada gezerken çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili kadın kolları üyeleriyle, gençlik kolları üyeleriyle, ilçe başkanıyla, milletvekili adaylarıyla çok karşılaştık. Ama bir kere dahi Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'le sokakta çalışma yaparken karşılaşmadık. Demek ki biz 2 ay, 2,5 ay boyunca gezerken biz kendisini görmediysek kimin çalışıp kimin çalışmadığı, Kemal Kılıçdaroğlu'na kimin çalışıp kimin çalışmadığı, ittifak için kimin çalışmadığı net bir şekilde bence ortada. Bunu bence kendi işlerinde kendi arkadaşlarına, kendi milletvekili adaylarına, kendi ilçe başkanlarına da sorabilir. Kaç defa İYİ Partili ekiplerle sokakta bir araya gelmişler. Çadırlarda yan yana durmuşlar. Bunun en iyi cevabını bence kendi arkadaşları verecektir. Emeğin en yüce değer olduğunu kabul eden ve bunu sık sık söyleyen bir partinin, bir belediye başkanının bizim partililerimizin emeğine, çalışmasına laf etmesini hakikaten doğru bulmuyorum. Çok yakışıksız buluyorum. Hiç de yakışmıyor. Her şeye laf edilebilir. Yani bir sürü hata bulunabilir seçim sürecinde. Karşılıklı da bazı şeyler söyleyebiliriz. Fakat çalışmadı lafı hiçbir şekilde kabul edilecek bir cümle değil. Aynı şekilde ben kendisine bu lafı iade ediyorum. Ve net bir şekilde söylüyorum. Biz 2 ay, 2,5 ay boyunca sahalardayken, çadırlardayken bir kere daha kendisini görmedik. Sivas'taydı zannedersem. Onu bilmiyorum ama kendisi de bunun cevabını versin. Hatta dönsünler Sarıyer İYİ Parti sosyal medya hesaplarına baksınlar. Facebook, Instagram ve diğer hesaplara. Mart ayından Haziran ayına kadar yapılan çalışmaları bir baksınlar. Bir de dönüp o zaman ya sosyal medyadan aratsınlar ya da internetten aratsınlar. Belediye başkanının o dönemki çalışmalarına baksınlar. Kimin çalışıp çalışmadığı, kimin sahada gezip gezmediği, kimin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyip istemediği net bir şekilde bence ortaya çıkar. Dolayısıyla bu tavrı devam ettirmesinde şık bulmuyorum. Seçimin kaybedilmesini böyle bir suçlamayla, yanlış bir ifadeyle, yalan bir ifadeyle başka partilere, İYİ Parti'ye laf ederek bunu örtmeye çalışmalarını da doğru bulmuyorum. Seçimin kaybedilmesinin çok sebepleri var. En başta belki aday tercihinde bir hatayla başlayan bir zincir var. Netice itibariyle bunlar tartışılır. Bunları Ankara'da da tartışıyorlar, televizyonda da, genel merkezler tartışıyor. Bu çok ayrı bir konu. Fakat çalışıp çalışmadığı konusuna kesinlikle cevap verirsem net bir şekilde belediye başkanı bu konuda saptırıyor ve yalan söylüyor. Net bir şekilde şunu da söyleyeyim. Her şeye belki bir şey söylenebilir seçim çalışmalarında ama İYİ Partili mahalle başkanlarımızın, İYİ Partili yönetim kurulu üyelerimizin, İYİ Partili teşkilat mensuplarının çalışmalarına, alın terine, emeğine saygısızlığı asla kabul etmeyiz. Kim olsa olsun, ister belediye başkanı olsun, ister milletvekili olsun hiç fark etmez. Aynı şekilde kendisine bunu iade ediyoruz. Siz kendisinin adaylığını destekler misiniz? Böyle ha, bir... Evet, yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Hayır, kesinlikle. Yani bir dahaki dönem kendisi aday olursa ben hem İYİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı olarak söylüyorum hem de Sarıyer'de yaşayan bir vatandaş olarak söylüyorum. Kendisini belediye başkanı adayı olduğu takdirde kesinlikle desteklemeyiz. Yani ve bu geçen 5 yıllık süreç bize bunu zaten net bir şekilde gösterdi. Ve ben elbette ki 2019'da parti yönetimde değildim, ilçe başkanı da değildim ama o gün alınan kararlar, tabii o gün şartlarında alınmış kararlar fakat bugün gelinen noktada, yani bir öz eleştiri de yapacak olursak, elbette ki o gün karar alma mekanizmasında ben yoktum ama tamamen yanlış bir karar verilmiş. Neticede o günde belki İYİ Parti kendi adayını çıkarmalıydı ya da belediye yönetiminde bir etkinliği olabilirdi. Bu 5 yıllık yönetimin daha iyi olması için kendisi bir şeyler yapabilirdi ve oradaki gidişatı biraz daha düzeltebilirdi. Bu tamamen kişisel bir konu değil. Yani belediye başkanının ismiyle alakalı, kendisiyle ilgili bir konu değil. Sarıyer'de 5 yıl yapılanı yapılmayanı değerlendirdiğimizde söyleyeceğimiz bir konu.
Dolayısıyla net, kesinlikle kendisini desteklemeyiz. Yani İYİ Parti Sarıyer ilçe başkanı olarak Şükrü Genç'in yeniden aday olması gösterilmesi durumunda asla desteklemeyeceğiz. Asla, kesinlikle asla desteklemeyeceğiz. Evet, şimdi Şükrü Genç tabii sadece 5 yıl değil, son 5 yılı değerlendirdiniz belki ama 15 yıldır Sarıyer'de bir belediye başkanlığı gibi önemli bir görevi yürütüyor. Sorumluluğu ağır bir görev aslında baktığınız zaman. Siz Sarıyer'in 15 yılını, Cumhuriyet Halk Partili Sarıyer Belediyesi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gibi çalışmalar yaptı? Neler eksik? Ne gibi eksiklikler var? Bir Evet. 15 yılı bir değerlendirip bir karne verebilir misiniz? Tabii şöyle, yani ilk 5 yıl veya ilk 10 yıl belki başka değerlendirmek zorunda. Son 5 yıl farklı değerlendirmeye söz konusu olabilir. Zaten ilk 5 yılda veya sonraki 5 yılda yapılanların takdirini vatandaş sandıkta vermiş. Elbette ki vatandaşın tercihlerine elbette ki saygı duyuyoruz. Fakat şimdi özellikle ilk 5 yılda, sonrası 5 yılda yapılan işte belediye binası, ondan sonra Yaşar Kemal Kültür Merkezi, yapılan kreşler, elbette ki belediyenin bundan önce hiç kreşi yoktu, şu an 12 civarında kreşi var. İşte bu Sarıyer Akademi, yani çok kıymetli, değerli konular. Bunlar açıkçası bizim de takdir ettiğimiz meseleler. Yani Sarıyer Akademi'de yetişen bir öğrencinin bile hayatının değişmesi, kurtarılması belki çok sayıdaki eserden daha kıymetli, değerli bir şey manevi olarak. Fakat burada 4-5 şey saydım ama en son özellikle deprem, Maraş merkezi depremden sonra Hatay'daki belediyenin can siperen çalışmaları, işte orada uzun süre Defne'de, Arsuz'da yaptığı çalışma. Bunlar çok kıymetli. Bunları takdir etmek lazım zaten. Biz iyi şeyleri söyleriz ama kötüyü de yapılamayanı da mutlaka belirtiriz. Dolayısıyla ama şöyle bir durum var. İşte belediye binası bundan 7 yıl, 6 yıl önce açıldı. 6 yıldır belediye binasını dinliyoruz. Yaşar Kemal Kültür Merkezi 8 yıl önce açıldı. 8 yıldır onu dinliyoruz. Sarıyer'de yeni şeylerin söylenmesi lazım. Yeni projelerin koyulması lazım. Bunların da büyük projeler olması lazım. Yani normal hayatı devam ettiren işte asfalt yapımları, kaldırım yapımı, yani ki bunlarda çok büyük sorunlar var. Fakat yani belediye hizmetlerini böyle ufak bir takım küçük yapılan hizmetlerle değerlendirmek yanlış olur. Fakat son 5 yıla gelince ilk 10 yıldaki iyi şeyleri söyledim. Mutlaka vardır ama özellikle işte kreşler, Yaşar Kemal Kültür Merkezi, belediye binası. Evet, bunlar çok değerli, kıymetli eserler. Fakat 2019'a geldiğimizde, 2019'da Sayın Başkan bir proje tanıtımı yaptı. İşte zaten sosyal medyada da var, internette de var, videoları da var. Orada çok net verdiği sözler var. Ya yani bu kendi sözleri, Sarıyer için verdiği sözler. Balıkçılar Çarşısı'nı bu dönemde mutlaka yapacağız, gerçekleştireceğiz dedi. Sonuçta o yapılamadı. Her mahalleye kreş dedi. Yani kreş önemli bir adım fakat bu şu an 12 mahallede olan kreşin sayısını Sayın Başkan 38'e çıkaracağız demiş. Fakat şu an 12'de. Yani 10'du, 12 oldu. Dolayısıyla hala 20'yi aşkın mahallede kreş yok. Tapu meseleleri. Tapu meseleleri, oraya geleceğim ama işte bisiklet yolları diye vaatler var. Sarıyer'de kaç metre bisiklet yolu yapıldı ben bilmiyorum. Turban tesislerinin yeniden yapılması, yenilenmesi ve böylelikle vatandaşın kullanımına açılması. Zekeriya Yine tesisleri. Zekeriya Köy'de spor vadisi, spor tesisleri. Bakın buralarda temel atma yok. Yani hani bir temel atma olsa, bir başlanma olsa, bir yenilenme çalışmasının başlaması olsa hakikaten bu takdir edilir bir şey olabilir. Çünkü 5 yıllık vadede bunu yapacağım, açacağım sözü vermişsiniz ama şartlar, mali şartlar uymayabilir. 3. 4. yılda bunu belki gerçekleştirmek için adım atarsınız fakat 5 yılda bunlar yapalım. İşte Boğaz Müzesi, bir öğrenci yurdu. Ya bunlar Sayın Başkan'ın verdiği sözler. Uskumruköy'deki ilkokul, ileri yaşam merkezi, ileri yaş yaşam merkezi. Ondan sonra Hacı Osman Kocataş teleferiği. Yani burada bakın yaklaşık 20'ye yakın şey saydık. Aşevin henüz bitirilememesi, yani yeni bir kültür merkezi sözü var. Bunlar Sayın Başkan'ın verdiği sözler. Ben olsam o zaman bu sözleri hiç vermezdim. Yani eğer tutulmayacak sözlerse, çünkü vatandaşlar size oy verirken 2019 yılında İYİ Parti sizi desteklerken siz bir vaat, bir proje havuzunu vatandaşa sunuyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bunları yapacağım 5 yılda. Ben de şimdi bir parti olarak, bir siyasi parti olarak ve onun ilçe başkanı olarak
5 yıl bitmeye burada 6 ay kala bunları değerlendirmek zorundayım. Yapılan şeyleri elbette söylüyorum ama yapılmayan şeyler de bunlar. Poligonda yapılmaya başlanan kapalı spor salonu mesela değerli bir hizmettir ama bunun gibi en az 20 tane söz verilip yapılmamış önemli büyük proje Aşevi var. Mesela. Ya aşevi mesele yani hakikaten çok da bir yani müthiş büyük bir alanda da değil esasında ama çok kıymetli bir eser illaki olması lazım Sarıyer'de. Ama açıkçası bu kadar bunun üzerine laf edilirken bunun bitirilemiyor olması, hala bir çalışma olmaması kabul edilir bir şey değil. Yani diyorlar ki sponsorluklar vardı, onlar geri çekildi. Yani 1,6 milyar TL bütçesi olan bir belediye, bir aşevinin dış cephesi bitmiş, iç cephesi veya düzenlemesini yapamaz. Yani bu ne kadar tutabilir? Bu 100 milyon, 200 milyon tutacak bir şey değil, maliyetli değil. Hatta siz bunu geciktirdiğiniz sürece maliyetler de daha fazla artıyor. Yani muhtemelen bunu 2 yıl önce yapsaydık belki içine 10 milyon, 15 milyon masrafla bitirilebilecek bir şey. Şimdi belki 50 milyona bitireceksiniz. Dolayısıyla gecikmenin maliyetini de düşünmek lazım. Bu çok ağır bir yük Sarıyer'e. Dolayısıyla bakınca 2019'dan bugüne kadar yapılanı yapılmayanı bakınca yapılmayan tarafı çok daha ağır basıyor. Bu çok net tarafsız bir gözle söylüyorum bunu. Yani bir parti içe başkan olarak elbette bir sıfatım var. Fakat Sayın Başkan bunları vaat etmiş ve 5 yılın sonunda bunları yapamamış. Yapamadığında bir şekilde hesabını vatandaşa söylemesi lazım. Yani bana kalırsa bir basın toplantısı yapması lazım. Demesi lazım ki şu 5 yılın muhasebesini yapıyorum. Şu hizmetleri yaptım. Fakat aşevini yapamadım. Yeni Kültür Merkezi yapamadım. Sabit kapalı pazar yeri yapamadım. Uskurbüke İlkokulu'nu yapamadım. Boğaz Müzesi'ni yapamadım. Öğrenci yurdunu yapamadım. Zekeriya Köy Spor Vadisi'ni yapamadım. Turban testleri yenileyemedim. Teleferi yapamadım. Ama sebepleri bu. Yani dijitalleşme diye mesela çok önemli bir şeyi var. Yine vaadi var. Fakat bugün aplikasyon olarak bile Sarıyer Belediyesi'nin bir aplikasyonu yok. Yani bugün telefonunuzda Sarıyer Belediyesi'nin aplikasyonuna gireyim dediğinizde öyle bir şey yok. Yani işin sadece icraat tarafından ziyade işte e-belediyecilik dediğimiz dijitalleşme tarafında bile çok önemli eksikler var. Sosyal market, olimpiyat kampı, matematik olimpiyat kampı. Yani bir sürü eksik var. E-spor takımı. Dolayısıyla hani bu sözler, bu vaatler verilmiş fakat bu sözler maalesef tutulamamış. Biz de neticede milletle siyaset yapıyoruz. Vatandaşın isteğini, talebini dile getiriyoruz. Vatandaş da bunları net bir şekilde görüyor. Bize de söylüyorlar. Biz de tespit ediyoruz zaten. Size tepki oluyor mu? Yani Şükrü Genç'in sonuçta kazanmasında İyi Parti'nin evet, oyları etkili. Yani ne kadar bu kendisi çok bunun farkında değilmiş gibi davransa da aynen, sokaktaki vatandaş İyi Parti'nin son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Şükrü Genç'in kazanması için destek verdiğini zaten görüyor. Bu saydığınız projelerin yapılmamasından dolayı ittifak ortağı olarak Şükrü Genç'in çalışmamasından dolayı sokakta eleştiri alıyor musunuz? Almıyoruz, öyle söyleyeyim. Yani şöyle, yani bu da ilk Şükrü Genç aday olduğunda 2019 yılında elbette biz destekledik, aday çıkartmadık. Bizim oylarımıza seçildi veya seçilmedi ama bizim oylarımızın bir desteği kendisine oldu. Gerisini toplum bir şekilde analiz eder nasıl seçildi. Fakat şimdi bakınca o dönemde dahi Şükrü Genç seçildikten sonra İyi Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'na bir teşekkür ziyaretine dahi bulunmamış. Eski ilçe başkanıyla görüşerek bunu öğrendim. Bakıyorum aday tanıtım toplantısında İyi Parti Sarıyer İlçe Başkanı ve yanındaki il yöneticimiz ikinci sırada oturtulmuş. Konuşma dahi yaptırılmamışlar. Yani dolayısıyla aslında o süreçten itibaren, aday olduğu günden itibaren, adaylığın kesinleştiği ve İyi Parti'nin aday çıkarmadığının kesinleştiği günden itibaren İyi Parti net bir şekilde yok sayıldığı bir dönem var. Dolayısıyla vatandaş da açıkçası bizim yönetimde herhangi bir şekilde bir dahlimizin olmadığı, bir başkan yardımcımız veya belli müdürlüklerde etkimizin, yetkimizin olmadığını net bir şekilde biliyor. Artık BDM üyemiz dahi yok. Dolayısıyla vatandaş da İyi Parti, Sarıyer Belediyesi'ni beraber yönetiyor gibi bir algı yok. Fakat bu da öz eleştiri olarak söyleyeyim. 2019'da net bir şekilde partimiz Şükrü Genç'e destek vermiş ama yanlış yapmış. Gelinen noktada, elbette o günün şartlarında doğru gözükebilir. Ama gelinen noktada şu 5 yılın muhasebesini yaparsak yanlış yapmışız. Biz İyi Parti olarak 2019'da da aday çıkarmalıymışız. Ya da 2019'da Şükrü Genç adayken mutlaka icrada yetkili birkaç arkadaşımızın orada olması ve bu gidişe
dur demeleri, bu gidişi tersine çevirecek bir takım adımların belediyede atılmasına yön vermeleri gerekirmiş. Maalesef onları yapamadığımız için biz de parti olarak bu 5 yılda elbette vatandaş gibi, diğer partiler gibi seyirci olarak bu 5 yılın Sarıyer'de heba edildiğini net bir şekilde görmüş olduk. Ama toplumda dediğim gibi bize bir tepki yok bu anlamda. Ama vatandaş bunların dile getirilmesini istiyor. Partilimiz dile getirilmesini istiyor. Sarıyer'deki iyi şeyleri de söylememiz lazım, kötü şeyleri de söylememiz lazım. Sayın Başkan deprem dönemi kendisi de çok Hatay'da oldu mesela. Çok takdir edilir bir davranış. Sarıyer'in tüm önemli personelleri deprem bölgesinde çalıştılar. Takdir edilmesi davranışlar. Belediye binasıydı yaşarken bunları söylüyoruz ama yani 7 yıldır belediye binasını anlatıyoruz, bir 7 yılda, bir 10 yılda belediye binasını anlatamayız. Yani Yaşar Kemal'i 8 yıldır, 9 yıldır anlatıyor, bir 10 yılda anlatamayız. Yani ki bunlar da zaman içerisinde belki ihtiyacı karşılamayacak bazı şey. Yani bugün Yaşar Kemal Kültür Merkezi tek başına Sarıyer'i kaldıracak durumda değil. Yeni bir kültür merkezine ihtiyaç var, hayat hızla akıp gidiyor. Bir şekilde daha yeni icraatlara ihtiyaç var. 5 yıl önce, 10 yıl önce yapılanları tekrar edersek, önümüzde yapılacakları hiç düşünmezsek ya da yapılmayanları hiç konuşmazsak Sarıyerli mutsuz olur diye düşünüyorum. Hep ikinci dönemin çalışmalarını aslında söylüyoruz. Vatandaşın da aslında kafasını karıştıran şey şu. Bir belediye başkanı ilk etapta 5 yılından sorumludur. Sonra seçildi, tekrar diğer 5 yıldan sorumludur. Sonra diğer 5 yılda. Yani Şükrü Genç'i bir bütün olarak 15 yıl olarak değerlendirdiğim zaman aslında sizin de söylediğiniz gibi 4-5 önemli çalışmayı bu 15 yılı kurtaracak bir hizmet gibi algılıyoruz. Aslında çok yanlış. Son 5 yılda baktığınız zaman bu projelerin hiçbirisi yapılmamış. Bu saydıklarımızın pek çoğu da ikinci dönem veya birinci dönem sonlarına doğru yapılan şeyler. Şimdi İyi Parti olarak Sarıyer'de bir aday çıkarmayı düşündüğünüzü söylediniz. Seçimlerde İyi Parti bir aday çıkardı ve belediye seçimlerinde halkın büyük bir teveccühüyle Sarıyer'i aldı. İyi Parti olarak böyle bir durumda Sarıyer'de neler yapacaksınız? Sarıyer'e ne gibi projeleriniz var? Ne gibi hizmetleriniz olacak? Tabii onu da söyleyeyim. Önce bir şey ifade edeyim. Bu tabii bu 5 yıl esasında önceki 10 yıldan daha kolay bir 5 yıldı. Ekonomik zorlukları, ülkenin ekonomik zorluklarını bir kenara koyuyorum. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde netice itibariyle Millet İttifakı'nın adayı olan Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı ve 5 yıldır Ekrem İmamoğlu İstanbul'u yönetiyor ve Sarıyer'e ortak bir takım yapılabilecek faaliyetler, bugün Sarıyer Belediyesi elbette ki her konuyu tek başına yapamayabilir. Bu sahil düzenlemelerinden tutun meydan düzenlemelerine kadar belli durumlarda belli paydaşlarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir takım şeylere yapılması lazım. Aynı şekilde teleferik mesela, teleferik projesi. Elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak yönleri var. Dolayısıyla bu konularda şu 5 yıl şanslı bir dönemdi. Yani Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemde Sarıyer'de çok sayıda yapılacak şeyler vardı. Bir taraftan da şöyle düşünüyorum. İyi ki Ekrem İmamoğlu başkandı, yoksa bu 5 yıl Sarıyer'de neredeyse hemen hemen hiç hizmet almayacakmış. Çünkü Sarıyer'de Ekrem İmamoğlu döneminde çok sayıda eser yapıldı. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün ilçelerde önemli hizmetler yaptı ama Sarıyer'de yaptığı çok mühim hizmetler var. Bugün bu büyüklere fidanlığı yakında hizmete girecek çok önemli. İşte Emirgan Meydan Düzenlemesi, Kent Ormanı, bir taraftan işte Rumeli Hisarı aşıyan füniküler hattı bitirildi. İşte Ayazağa'da yapılan faaliyetler, Zekeriyaköy Kilyos yolu, işte yine Baltalimanı'nda yapılan Yaşam Vadisi vesaire. Dolayısıyla önemli hizmetler oldu. Bu şans da kaçırıldı esasında. Elbette ki bir dahaki dönemde de mutlaka ittifak olur veya olmaz ama Ekrem İmamoğlu aday olursa seçime ihtimali olabilir. Dolayısıyla yine bir şanslı bir dönem daha gelebilir. Fakat bu 5 yılı açıkçası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Sarıyer Belediyesi ortaklığında çok daha farklı işler Sarıyer Belediyesi öncülüğünde burada yapılabilirdi. O ortadan kalktı. Şimdi elbette ki şimdi mesele şu, tabii aday çıkarmak sorun değil, aday çıkartılabilir. Elbette ki bizim bir adayımız olacak. Ama mühim olan tabii vatandaşa neler sunacağız, vatandaşa neler anlatacağız ve vatandaştan böyle oy isteyeceğiz. Ama oy aldıktan ve bu görevi de aldıktan sonra yapılması gereken işleri de yapmamız şart. Açıkçası söz verdiğimiz hiçbir işi günün sonunda yapmamış olmak istemeyiz. Biz elbette ya hiç söz vermeyiz, bu proje yapılamaz deriz ya da
söz verirsek mutlaka yaparız diye düşünüyoruz. Çok net şey söyleyeyim. Sarıyer'de bir kere en temelden başlayayım. 2022 yılında ya vatandaş asfalt, kaldırım bunları da bekliyor. Yani onu da söyleyeyim. Sarıyer'de bugün ben baktığımda diğer ilçeleri de geziyoruz. Asfalt kalitesi, yol kalitesi en düşük belediyelerden bir tanesi, yerlerden bir tanesi. Bugün hala 2004'te, 2005'te asfalt dökülmüş. 20 yıldır asfalt dökülmemiş. Sadece yama yapılmış sokaklar, mahalleler var. Hem de Sarıyer'in merkezinde, hemen burada, hemen Zümrüt Evler'de, hemen Yeni Mahalle'de. 20 yıldır asfalt dökülmemiş sokaklar var. Sarıyer Belediyesi'nin asfalt fabrikası vardı. Bol bol da asfalt dökerdi. Zaman zaman 90 bin tona yakın yılda asfalt döken bir belediyeden 2022 yılında 20 bin ton sadece asfalt dökmüş bir belediyeye indik. Dolayısıyla Sarıyer'de bir kere yani bu asfaltlama işinin 20 bin tonlardan 80-100 bin tonlara çıkması lazım. Bir kere Sarıyer'in çok net ihtiyacı, sosyal tesis ihtiyacı var. Bugün Sarıyer Belediyesi'nin çok sayıda arazisi, çok sayıda mülkü var. Gerekirse kiralama yoluyla dahi Sarıyerli'ye mutlaka burada ucuz ve kaliteli hizmetin verilmesi lazım. Sarıyer'e insanlar geldiğinde buranın bir cazibe merkezi olduğunu görmesi lazım. Bu sosyal tesislerin de buna hizmet etmesi lazım. Dolayısıyla mutlaka Sarıyer Belediyesi'nin en az 4-5 tane sosyal tesisinin olması şart. İstinye'de de şart, Sarıyer merkezde de ve diğer mahallelerde de. Bir kere tapu meselesini biraz önce geleceğim demiştim. Burada vatandaşa verilmiş bir söz var. Rayiç bedeli üzerinden bir şekilde bu tapuların verilmesi, insanların haklarının iade edilmesi şart. Yaklaşık 400 dönümlük bir arazide Pınar Mahallesi'nde ve Rumeli Hisarı'nda bir çalışma yapıldı. Çok zor tarafları bitti esasında Büyükşehir tarafından gelmek üzere. Ama vatandaş rayiç bedeli üzerinden bu tapularını almak istiyor. Şöyle bir durum var. Tabii biz bunu geciktirdikçe şu an biliyorsunuz fiyatlar yani konut fiyatları, metrekare fiyatları, arazi fiyatları son 2-3 yılda Türkiye'de çıldırmış durumda. Biz bunu 6 ay, 1 sene önce çözseydik bu rayiç bedeller çok daha makul bir seviyedeydi dolar bazında. Bugün gelinen nokta daha düşük de gözüküyor olabilir. Hemen acilen çözülmesi lazım. Ve rayiç bedel daha önce verilen söz üzerinden Pınar Mahallesi ve Rumeli Mahallesi'nin insanların tapularının mutlaka haklarının kendilerine iade edilmesi şart. Balıkçılar Çarşısı hem Sarıyer merkezde hem de diğer noktalarda işte Madenden başlayın İstinye'ye kadar Büyükdere'nin de bence yenilenmesi lazım. Yani şu anki hali bile bana kalırsa çok bir cazibe yaratan bir durumda değil. Elbette Sayın Başkan hani kreşleri arttıracağız dedi ama bu çok gerçekten önemli bir ihtiyaç. Bu sayıların mutlaka 30'lu rakamlara çıkması şart. Öğrenci yurdu Sarıyer'de mutlaka yapılmalı. Belki ona yapacak çok büyüklükte arazi olmayabilir ama 250'şer kişilik en az 2 tane öğrenci yurdu yapılabilse bir kız bir erkek öğrenci yurdu Sarıyer en azından bu konuda topluma biraz daha hizmet verebilir. Şimdi Sarıyer'de çok net gözüken şöyle bir sorun var. Sarıyer'de bir otopark sorunu var. Ve bu otopark sorununun çözülmesi için de hani belli projelerin geliştirilmesi şart. Tünel otoparkları olabilir. Sarıyer Belediyesi'nin arazileri içerisinde belli otoparklar yapılabilir. Gerekirse yer satın alınabilir, proje yapılabilir, oralara katlı otoparklar yapılabilir. Ama bu Sarıyer'in otopark sorununun çözülmesi şart. Yayalaştırılmış caddeler yapılması Sarıyer'de belli caddelerin, belli sokakların araç trafiğine kapatılması ve o caddelerin de prestij cadde haline getirilmesi de Sarıyer'de çok önemli. Bugün bizim partimizin olduğu Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, yine Büyükdere'de Çarıbaşı Caddesi yine aynı şekilde. Bunlar prestij caddeleri olabilir ve bu caddelerin tamamen sıfırdan yenilenmesi şart. Elbette bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber paydaş olarak yapılacak projeler ama bunların mutlaka ön plana koyulması gerekiyor. Aynı zamanda bu caddelerin, prestij caddelerinin mutlaka tabela düzenlemeleri, dış cephe düzenlemeleri ondan sonra ve bu caddelere gelecek markalar. Yani bugün Sarıyer'de, ulusal çapta, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde ve diğer yerlerde, İstinye'de olabilir, Büyükdere'de olabilir. Ulusal çapta marka olmuş hiçbir markanın Sarıyer'de bir dükkanı dahi yok. Böyle olunca Sarıyer merkeze insanlar gelmiyorlar, alışveriş yapmıyorlar.
alışveriş yapmayınca diğer esnaflar da herhangi bir ürün satamıyorlar. Dolayısıyla tamamen mutsuz bir düzen, mutsuz bir esnaf, mutsuz bir toplum. Sarıyer'de gördüğüm şey bu. Yine diğer bütün belediyelerde gördüğümüz Sarıyer Belediyesi ve Sayın Başkan'ın da daha önce aslında söz verdiği bir huzur evinin köyler bölgesinde mutlaka yapılması, kapasite olarak çok olması da en az 100 kişilik bir kapasiteyle yapılması şart diye görüyoruz. Yine bakın Sarıyer'in her yerinde tepeler var, özellikle köyler bölgesinde. Bugün bir tane Sarıyer Belediyesi'nin seyir terası yok. Seyir terasları yapılıp oralarda ufak sosyal tesislerle çok önemli bir Sarıyerli'nin hizmet alacağı, kendi ailesiyle gidip oturup bir şeyler yiyip içip mutlu olabileceği yerler mutlaka yapılmalı. Onun dışında Sarıyer'in tüm tesislerinin bir kere baştan aşağı yenilenmesi şart. Tabelasından iç düzenine kadar mutlaka yenilenmeli. Şimdi bir de şöyle bir alışkanlık olmuş maalesef. Bütün hizmetler dışarıdan alınıyor Sarıyer Belediyesi'nde. Yani yemek hizmeti dışarıdan alınıyor, diğer hizmetler dışarıdan alınıyor. Halbuki bunları Sarıyer Belediyesi tek başına yapabilir. Yani bugün bu aşevi bitse, sadece insanlara ücretsiz yemek dağıtımı dışında Sarıyer Belediyesi'nin verdiği iftarlardan tutun diğer hizmetlere kadar en az 3.000-5.000 öğün yemeği günde orası çıkartabilir. Ve bunları Sarıyer Belediyesi dışarıdan almak yerine kendi bünyesinde yaptığı takdirde insanların Sarıyer Belediyesi'nden de bu hizmeti aldığı takdirde Sarıyer Belediyesi'nin bütçesi de çok rahatlayacaktır bugün. Belli ki bu konu için destek hizmetleri ve diğer hizmetler kanalıyla çok sayıda ihaleler açılıyor ve bu ihalelerde bunlar çok önemli rakamlar veriliyor. Ki bunların da önünü kesmek lazım. O yüzden aşevi şart ama bu belki aşevi olarak değil de yemek üretim ve dağıtım merkezi olarak da başka bir yerde yine böyle bir hizmet yapılabilir diye düşünüyorum. Sarıyer Belediyesi'nin bir plajı yok. Yani bugün belki bu turban tesislerinin yenilenmesi ve hizmet açılması bunu sağlayabilir diye düşünüyorum. Bence Sarıyer'de mesela Baltalimanı Kemik Hastanesi var. Yine Şişli Etfaiye Hastanesi, Hamidiye Hastanesi bu bölgenin önemli hastaneleri ve şehir dışından da çok sayıda insan buraya geliyor. Sarıyer Belediyesi sınırları içerisinde, Sarıyer Belediyesi'nin arazileri içerisinde bir hasta ve hasta yakınları konuk evi. 50 odalı olabilir, 30 odalı olabilir ama bu amaca hizmet edecek. İnsanların en azından bir hafta 10 gün kalabileceği, hastası varken kalabileceği bir yerin mutlaka olması lazım. Biz STK'lara elbette ki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ni kullandırıyoruz, belediye kullandırıyor. Fakat bir STK merkezinin, sivil toplum kuruluşları merkezi kurulsa ve burada STK'lar toplantılarını yapsa, etkinliklerini yapsa, kongrelerini yapsa, bu şekilde bir düzenleme yapılsa bu da bizim önemli projelerimizden bir tanesi. Gezici Sağlık Merkezi, Gezici Kütüphane bunlar önemli. Gaziler, biz Sarıyer'deki gazilerle ve dernek başkanı üyeleriyle çok sayıda bir araya geldik. Onların da bir yer ihtiyacı var. Bugün Cumhuriyet Mahallesi'nde inan 3 metrekare bile olmayan bir odada faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Orada toplanıyorlar. Kendilerine bir yer yapılması, Gaziler Yaşam Merkezi yapılması Sarıyer'de de mutlaka şart. Açıkçası o kadar çok son özellikle 5 yıl, 10 yıl heba edilmiş ki Sarıyer'in sorunları, yapılması gerekenler o kadar çok birikmiş ki biz arkadaşlarımızla bir çalışma yaptığımızda yaklaşık 144 tane madde çıkarttık. Yani elbette ki bunları bir dönemde yapabilmek mümkün değil. Buna bütçe de dayanmaz. Fakat bunlar Sarıyer'de bugün olması gereken hepsi, bu saydığım şeylerin hepsi bugün Sarıyer'de olmalıydı. Yani bugün elbette ki sadece Sarıyer Belediyesi kendi sınırları içerisinde değil, kendi alanı içerisinde değil. Bugün Sarıyer'de bir eski öğretmen evi vardı mesela. Sarıyer Belediyesi buna ön ayak olabilirdi, kendisi yapabilirdi. Bunu yapan belediyeler var, belediye başkanları var. Sarıyer'de diğer belediyeler bakıyoruz, 4 tane, 5 tane bir dönemde okul yapabiliyorlar. Bugün Sarıyer Belediyesi bu dönem içerisinde bir tane okulu sıfırdan yapmış, yenilemiş durumda değil. Ve Sarıyer'de çok eski okullar da var. Yani Kazım Karabekir Mahallesi'nde, yine Yeniköy'de bunların yenilenmesi şart. İşte Uskurumuköy, yine Rumeli Feneri okulları bunlar. O bölgede çok ciddi sorunlar. Bunlara ön ayak olunabilir, bunlara bütçe yaratılabilir. Hakikaten bakınca önemli olan tabii bu projeleri yaparken
Bütçeyi de iyi yönetmek lazım. Bütçeyi çarçur ederseniz, her hizmeti dışarıdan alırsanız, elbette ki içeride faaliyet yapmak için, yatırım yapmak için bütçe kalmayabilir. Ama bugün Sarıyer Belediyesi yemek hizmetini tamamen kendi bünyesinden bence karşılamalı. Yapacağı banklardan tutun, çöp kutudan her şeyi bence kendisi yapmalı. 3000 tane personel olan bir belediyeden bahsediyoruz ki çoğu emsal belediyelere göre en az bence %50 fazla bir personel sayısı var. Ve maalesef ve maalesef şunu da net bir şekilde söylüyorum. Sarıyer'in kendi çocukları, Sarıyer'de oturan insanlar Sarıyer Belediyesi'nde maalesef işe girme konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bakıyoruz Sarıyer'de belediyede çalışan diğer ilçelerde oturan çok sayıda insanlar Sarıyer Belediyesi'nde çalışıyor. Sarıyer Belediyesi'nden diğer ilçelere servisler kalkıyor. Demek ki burada önceliğimizi Sarıyer'de oturan Sarıyer'in kendi evlatlarına da vermek şart. Bu kadar personel alıyorsak elbette ki dışarıya değil önce Sarıyer'in kendi içerisine bakmamız şart. Ve bu konuda da mutlaka bir pozitif ayrımcılık yapmak istiyoruz. Aslında anlatacağım çok şeyler var. Yani ama şunu da söyleyeyim. Partiye, partililere hizmet değil de herkese eşit derecede hizmet eden bir belediye, toplumun tüm kesimlerine hizmet eden bir belediye, güler yüzlü, mazeret üretmeyen, çözüm odaklı yaklaşan, ondan sonra etik değerlere bağlı, akademiyle ilişkili, değişime ve gelişime açık bir belediye mutlaka Sarıyer'de olmalı. Gördüğümüz özellikle son 5 yılın heba edilmesinden sonra bu ihtiyaçlar daha fazla arttı. Bu konularda mutlaka adım atılması lazım. Biz Sarıyer'de İYİ Parti olarak çıkaracağımız adayla bütün bunları yapmaya talibiz. İBB ile de, merkezi yönetimle de, devletle de mutlaka çözüm odaklı yaklaşımlarla beraber bu sorunların mutlaka üstesinden gelebiliriz diye düşünüyoruz. Evet sevgili başkan, güzel ve keyifli bir yayın oldu. Sizin son olarak ilave edeceğiniz bir şey daha söyleyeyim. Şey varsa alalım. Yani Sarıyer'de bir indirimli alışveriş günleri yapılabilir, buna ön ayak olabilir. Yani Sarıyer o kadar güzel bir doğaya sahip ki bir uluslararası Sarıyer maratonu yapılabilir. Yani Aşiyan'dan başlayıp Sarıyer merkezde biten ve hakikaten bütün dünyanın izleyeceği bir maraton haline getirilebilir. Ve bir şey daha söyleyeyim. Çok sayıda üniversitemiz var, çok öğrencimiz var. Biraz önce yurt sorunundan bahsettim. Ama bugün Sarıyer Belediyesi'nin bir tane mobil büfesi var bildiğim kadarıyla. Mobil büfe sayılarının 5'e 10'a çıkartılması şart. Ve bunların her gün bir üniversitede sabah çorba dağıtımı yapması da şart. Öğrencilere su dağıtımı yapması şart. Bu konuda da sosyal belediyeciliği mutlaka Sarıyer Belediyesi'nin yapması şart. Bunlarda çok ciddi eksikler var ve vatandaş bunları istiyor, bekliyor. Ve şunu net söyleyeyim. Bugün bunları ben söylüyorum fakat herhangi bir Sarıyer Belediyesi yetkilisiyle herhangi bir mahalleye, herhangi bir sokağa girelim 10 kişiye soralım. Sarıyer Belediyesi'nin son 5 yıl hizmetlerinden memnun musun? Orada cevabı kendileri de görecektir, hepimiz göreceğiz. Sarıyerli şu son 5 yılda çok önemli bir fırsatı kaçırdı. Önümüzdeki 5 yılda mutlaka bu fırsatı yakalamalı ve hizmet almalı, mutlu olmalı. Ben Sarıyer'de bugün Sarıyer merkezde, meydanda gezen insanların hiçbir şekilde mutlu olduğunu düşünmüyorum. Elbette ki toplumda farklı sıkıntılar var. Merkezi yönetimden kaynaklanan sıkıntılar var. İşte enflasyon, hayat pahalılığı vesaire ama biz vatandaşlar en azından yaşadığı yerlerde önemli bir hizmeti de vermek durumundayız. İnsanları biraz mutlu edelim diye. Ama şunu da ilave edeyim. Sanılmasın ki sadece son 5 yılda Sarıyer hizmet almadı. 2004-2009 Yusuf Tülün dönemi, daha önceki yine Yusuf Tülün dönemleri. AK Parti'nin hem yerelde hem genelde iktidar olduğu dönemlerde de Sarıyer bu fırsatı kaçırdı. Hiçbir hizmet almadı. Bugün AK Parti elbette şimdiki onlar da şimdiki belediyeyi eleştiriyorlar. O da onların doğal hakkı elbette ama kendi dönemleri de 2004-2009 dönemi de Sarıyer'de heba edilmiş. Gerçekten hiçbir önemli projenin yapılmadığı bir dönemdir. Dolayısıyla Sarıyerli bakınca sadece son 5 yıl değil veya son 10 yıl değil, öncesinde de önemli hizmetler almadı. Neredeyse son 20 yılında Sarıyer mutlu bir dönem geçirmedi diyebilirim. Peki, teşekkür ederiz. Bugün İYİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı Sayın İbrahim Timur'un misafiriydik.
gündeme ilişkin güzel konular konuştuk, önemli mesajlar verdi. Başka bir yayında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.